okullarımızdan, eğitim fakültelerinden mezun olan birçok insan ne yazık ki açlıkla, sefaletle karşı karşıya. Bunun sadece ve sadece siyasi yönlendirmeyle sonuçlanabileceği inancında olan bir kişiyim. İsterim ki okulu bitiren diplomayı alan bir insan geleceğe emin adımlarla ümitli bir şekilde atanabilsin, ekmek kavgasına, insanlık toplum kavgasında yerini alabilsin. Bir cümleyle sizin döneminizi özetleyebilir misiniz? Şimdi liseden mezun olduğu zaman öğretmen bizim, olabiliyordunuz siz. Şu an adama bekleyenlere bir şey söyleyeceğiniz bir şey olabilir mi? Vallahi onlara ben sabır dilemekten başka hiçbir şey diyemiyorum. Ama hayat kavgasında başka seçenekler arayabileceklerse arasınlar, ama da bu da ezici, üzücü bir şey. Necati. Basına yansımıyor da gerçekten görmeyi çok iyi. Bir bütünsel bir eğitim kurumu. Ki biliyorsunuz köylüleri Türkiye'de çağdaşlaşma yolunda, aydınlanma, Cumhuriyet'in aydınlanması yolunda atılmış en büyük adım. Bu dünyada, dünya eğitim tarihinde yalnızca bize özgü bir uygulama. Başka bir ülkede benzeri yok bunun. Göl çıkışlı yazarlarımız var. Yazarlarımız kitaplarını imzalıyorlar. Hem tanıtıyorlar hem arkadaşları da kitaplarını imzalatıyorlar. Ben de o yazarlardan birisiyim. Bu toplantının sonunda bir sonraki yıl nerede toplantı yapılacaksa tartışmayla, değerlendirmeyle onun kararını veriyoruz ve vedalaşıp gidiyoruz. Sen bir gene bir şey yap. Oraya koy. Tamam. Hocam. Reymond hocam, aramızdasınız. Hoş geldiniz.